caizdir. Bir, namazdan ötürü namaz kılmıyorsa bir fetvaya göre namaz kılmayan kadını kocası dövme etkisi vardır. İki, döşeğinden gelmediğinden ötürü. Hele bu zamanda sitem edilecek zaman değildir. Açık konuşalım. Şeriatta ayıp yoktur. Şimdi kocası dışarıda çok manzaralar görüyor, çok pislikler görüyor. Eve gelmiş bir de kadın sitem ediyor. Olmaz. Zaten cezası da ağır. Olmaz. Kocasında dövme etkisi vardır yani. İzinsiz çıktığından ötürü de dövme etkisi vardır. Mesela bir erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Deşarj olmak için vurdurtturuyor Allah Teala. Çünkü eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra dokunma bu kadına dersen başka yolla erkek rahatlar. Kadınların Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerekiyor kumadan rahatsız oluyorlarsa. Evin içinde bu işleri halletmesi lazım. İster döver, ister kırar, evin içinde bu işi halledecek. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب أدب عند الضرب إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره كل هذا تكريم للمرأة هي تحتاج إلى تأديب İslam'ın kadına şiddete bakışı nedir? Dövün diyor işte. Ben boşanmaktan iyidir. Bir son bir şans. Kademe kademe. Hazreti Ömer dövmüş mesela. Zaten ondan da beklenirdi yani. Ama tabii bu kadından kadına da değişebilir. Yani bazı kadınlar gerçekten de öyle bir tepki göstermedikçe anlayamıyor olabilir. Hafiften şöyle yani artık çok sinirlendim yani. Şöyle vurması mesela sırtına ya da filan. Yani bak çok sinirleniyorum. Yani yeter bak boşanacağız yani. Manasında. Kocana iyi davran. Kadın da kalkmış, feminist midir, komünist midir, deli değil. O da diyor ki, niye hep ben iyi davranıyorum? Şimdi bir şey diyeceğim. İslam mesela diyor ki, kocana iyi davran. Niye? İyi davranırsa o da sana iyi davranır. Herifi raydan atlatma. Sopa yiyeceksin ondan sonra. Geleceksin, hoca efendi böyle oldu, şöyle oldu. Kolay bir şey değil mi ya? Hele bir de Ramazan'da. Adam bir de oruçlu. Geldi eve 7'de 7:30. İftara kalmış bir saat. Bir de sigara içen biriyse zaten kafa duman olmuş. Bu adama şimdi kadın bir hareket çekerse bu ne yapar ya? Bendense tavsiye. Ramazan'da iyi davranmazlar da sıkıntı çıkarma. Adam oruçlu çünkü. Bana göre dikkat et. Yani bizi alıktır ya vururuz işte. Elimiz alışmıştır ya durmayınca oluyor. Elimiz alışmıştır ya durmayınca oluyor. Dedik ki vallahi beni mahkemeye verdiler, hakim beni 2 ay evden uzaklaştırdı. İslam'da adam kadınına bir şey derse, kadınına vursa, hakim ne buldun diye sorma hakkına sahip değildir. Resulullah söylüyor bunu. Kişi kadınına niçin vurdu diye hesap sorulamaz. Annene dikkat etmesi lazım. Erkek çocukları bu değerliyse, giyinmesine, kuşanmasına dikkat etmesi lazım. Ve babalar da dikkat etmesi lazım. Buluğa eren kız çocukları varsa. Buluğa erdikten sonra erkek çocuk anasından bilmem ne olduğu zamandır. Bir baba düşün, bir anne düşün. Şortla evin içinde dolaşıyorlar. Kız çocuğu buluğa ermiş, erkek çocuğu da buluğa ermiş. Erkek çocuk da şortla dolaşıyor, kız çocuk da şortla dolaşıyor. Bu evde ne olur? Şehvetlendiği zaman ne der bu? Ne diyor İslam? Annen de olsa diz kapağının altından göbeğine kadar ve sırtına bakamazsın. Annen. Diz kapağının üstü tahrik eder. Annen de olsa. İslam ise buluğa ermiş delikanlının anasına kötü gözle icabında bakabileceğini söylüyor. Diyelim ki bu çocuk böyle kötü filmler de seyrediyorsa hele hele, kesinlikle o gözle bakabilir, yani bu bir ihtimaldir. 3 yaşında kız çocukları kilotla amcalarının yanına çıkmamalı. 40 santimlik dizlerinin 7 santimlik etekle açık kalması da bu da bir taktik hatası. 3 yaşında çocuk kaşık tutmayı öğrendiği gibi bacağını göstermeyi de öğreniyor o zaman. Bir erkek ve kız kardeş aynı odada uyuyabilir mi? Hayır.
kız çocuğu icabında üstü açılır falan. Yani erkek kardeşi, dünyada şeytan var, nefis var. Bir gün şeytana uyabilir ve böyle olaylar olmuyor mu? Oluyor. Tarih boyunca da olmuş. Kız kardeşiyle zina eden. İşte böyle beraber aynı odada yata yata, bir gün orasını burasını görüyor filan, açık saçı filan icabında. Böyle böyle zamanla niyeti bozuluyor. Olmuyor mu? Oluyor. İslam bunları engelliyor. Bunun için haram kılıyor. Ekseri cehennem ehli kadınlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cehenneme girdim gördüm. Ekseri halkını kadınlardan gördüm. Niye? Ekfurnel aşir, geçime nankörlük ederler. İyiliğe nankörlük ederler. Kocaya saygı etmezler. Kadınlar çok lanetin kurlar. Onun için çok cehenneme ekseri onlar girecekler. Hepimizin evimizde var kadınlardan. Allah diyor benim de belamı versin. Yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin ya. Çünkü kadın malıyla da fitne olabiliyor. Güzelliğiyle de fitne olabiliyor. Ve toplumdaki itibarıyla da fitne sebebi olabiliyor. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir fitne ki ümmet için en zararlı bir fitne. Ümmetim için erkeklere kadından daha şerli bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman yolun ortasında gitmek onun hakkı değildir. Kadın yolun kenarlarında yürüyecek. Niçin? Erkeklere karışmaması için. Hamileliği davul çalarak ilan etmek de bizim terbiyemize aykırıdır. Allah razı olsun. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir. Evet. Erken erkeğe baktığında şehvet duyma olayı daha çok tüysüzlere karşı olur. Yani yüzünde tüy olmayan genç çocuklara, böyle 12, 13, 15 yaşlarındaki genç çocuklara bakıldığı zaman böyle haller zuhur edebilir. Delikanlı, tüysüz ve bilhassa güzel olan oğlan çocuklarına bakmamalıdır. Eski kitaplarımızda bile bu meseleler vardır. Eskiden bazı medreselerde mesela böylesi durumlar olmuş demek ki kitaplara geçmiş yani. Hocalar böyle tüysüz talebelerine çok bakmamalıdır. Bazı çocuk oyuncakları, yine bebekler vardır ama adeta birebir canlıymış gibi yapılıp en ince ayrıntılarına kadar beyan edilecek şekilde, belirgin bir şekilde yapılıyor. Bu tabii ki tahrik edici bir duruma da sebebiyet veriyor. Bu böyle olmamalıdır. Ne demek kadın gülmeyecek bilmem. Ya sesli ha 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 gülmeyecek, erkekler var orada. Erkek de gülmeyecek ona bakarlar. İslam'da erkekte kahkaha var mı? Erkek edebini takınacak. Gülmeden, keşke ben gülmeden ölebilsem. Hocam benim size bir sorum var. Ben 6 yıllık bir evliliğim var. Hı hı. 6 yıldır eşimden sürekli şiddet görüyorum. Annemlere gidip geliyorum. Annenlere niye gidiyorsun? Oyun oynuyorsunuz. İlk yılda evlendiğim zaman 6 aylık bebeğimi şiddetten dolayı evcilik kaybettim. Evcilik oynuyorlar. Öbür dünyadaki akıbetini öğrenmek kaç istiyorum. Kaç yaşındasın? Öbür dünyaya gitmeden size bu dünyada ceza vermek lazım. Ne annenin evine gidiyorsun ikide bir? Ne işin var? Annende de suç var. Ben olsam annenin yerine bir daha geleceksin. Gel mi git? Ne işin var senin? Kocanın yeri, senin evin orası. Eskiden bir söz vardı. Neydi o? Kol kırılır, yen içinde kalır. Annene babana da söyle. Bana gelince sahip çıkma de, kov beni de. Sen gel, hadi kızım evine git desin. Olmaz. Bazı şeylere katlanacağız. Baldızından bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kadın kayınıyla, kayınbiraderiyle bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kayınbirader ölüm kadar tehlikelidir. Bir arada oturulmaz. Baldız kayınbirader falan bir sofralarda. Yapmayın bu işleri. Caiz değil bunlar. Yemek samimiyet getirir. Konuşmak laf lafa açar. Ve özellikle pantolon giyen kadınlar, özellikle önden formallıysa. Çünkü önden formalı olan veyahut da dümeleri olan pantolonlar kesin kez erkek pantolonudur. O zaman bu kadın önden formallı veyahut da dümeli pantolon giydiği zaman
Bu erkeklere benzemiş olduğundan dolayı Allah Resulü diyor ki Allah o kadını lanet etsin. 7 yaşından sonra bir kız çocuğunu erkek hoca okutamaz ki. Fıkıhta fetvası yok. Ben 7 yaşına kadar bile taraftar değilim erkeğin okutmasına. 7 yaşına kadar da taraftar değilim. Alışmasın erkeklerle muhatapla. Küçükten alışıyor. İslam'ı muhafaza edeceğiz yani. Başka kadınlar kızlarla muhataplığım hiç olmaz benim öyle bir şey. Ne fetva veririm, ne telefonla dinlerim, ne efendim fetva soranları cevap veririm. Kadınlarla eskiden beri, çocukluğumdan beri böyle konuşmam, görüşmem. Telefon hiçbir şeyim yok.